Merhaba arkadaşlar, adım Taylan Polat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde flamenko gitarda kullanılan çalış tekniklerini inceleyeceğiz. Biz flamenko gitarda çalış tekniği dediğimiz zaman kastettiğimiz şey sağ elde kullanılan teknikler. Sol elle alakalı flamenkoda özel bir teknik yok. Sadece şunu söyleyebiliriz, flamenkoda sol elle alakalı yoğun bir şekilde ligado ve çarpma teknikleri kullanılır. Daha çok ligado diyelim. Yani ligado dediğimiz zaman... gibi. Ligadolar çoğunlukla kullanılır sol elde. Sol elle alakalı söyleyebileceğimiz tek yani şey bu ligadoların yoğun olarak kullanılmasıdır. Yoğun olarak kullanılmasının nedeni de flamenco gitar karakteri gereği dansa ve şarkıya eşlikten doğmuş bir gitar olduğu için flamenco müziğin altyapısını oluşturur. Flamenco gitaristi bizler bu müziği yapan kişiler olarak hem ritim, hem armoni, hem de melodiyi yürütmekle yükümlüyüz. Öyle olunca arpejden arpeje geçerken, tremolo yapılırken, rascalada yapılırken, herhangi bir teknik kullanırken her zaman boşta kalan bir parmakla ligado sistemi uygulanarak müziğin devamlılığı sağlanır. Ligado'nun kullanılmasının belli başlı nedenleri vardı. Bir tanesi müziğin devamlılığını sağlamak, diğeri işte kurduğumuz müzik cümlesine notalar arasında dinamik verebilmek. Diğer bir nedeni ise hız kazanabilmek için kullanılır. Onun dışında sol elle flamenco ile alakalı çok önemli söylenecek bir şey yok. Bütün bu işin hikayesi sağ elde, sağ elin kullanımında ve bütün teknikler de sağ elde kullanılır. Şimdi bu teknikleri teker teker görelim. Belki bu video bize hepsini anlatmama izin vermeyecek. Bir iki tekniği bu videoda göstereceğim. Daha sonraki teknikleri diğer videolarda gösteririm. Çok da uzun olmasın video. Şimdi tekniklere geçmeden önce ilk önce isterseniz size flamenco gitarda elimizi, bileğimizi, kolumuzu, gitara nasıl konuşlandırdığımız üzerine bir analiz yapalım. Bir görelim. Şöyle karşıdan bakalım. Biz flamenco gitarda elimizi gitarın penceresinin üstüne konuşlandırmayız arkadaşlar. Buradan çıkacak ses şudur. Yumuşak bir sestir. Flamenco müziği, flamenco gitarın sesi biraz daha agresif, biraz daha tiz, biraz daha yırtık, biraz daha parlak bir sestir. Ve biraz daha kırık bir sestir. O yüzden biz elimizi pencereyle köprü arasındaki şu bölüme konuşlandırırız. Ve buradan çıkacak ses farklıdır. Ufak bir deneme yapalım, siz de görün sesin nasıl farklılaştığını. Devam edelim. Bizim flamenco gitarda aradığımız ses şu sestir. Bizim flamenco'da aradığımız ses bu sestir. Biraz daha agresif, parlak bir ses olması, kırık bir ses olmasıdır. Bunu yapmak için de dediğim gibi elimizi bu bölgeye konuşlandırırız. Kolumuz da bu bölgeden sarkar, buraya gelir. Birçok gitarist görebilirsiniz internette. Kimileri kolunu böyle sarkıtır yukarıdan. Bir boşluk vardır şu arada. Kimileri buradan sarkıtır. Artık o her gitariste göre değişiyor. Bu tekniklere girmeden önce ufak bir bilgi vereyim. Herkes bilsin. Benim size bu saatten sonra anlatacağım pozisyonlarla, tekniklerle alakalı şeylerin hepsi benim gerçeklerimdir. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben kendim arayarak bir pozisyon buldum. Her insan, her kafa, her düşünce, her kol sistemi, her anatomi, her sinir sistemi, her tendon sistemi, her insan gibi birbirinden farklı olduğu için benim gerçeklerim belki sizde işe yaramayabilir. Benim bunları anlatmamın nedeni siz beni veya başkasını görerek kendi pozisyonunuzu bulmanızdır. Bizim
gitar olsun, herhangi bir enstrüman olsun, ilk başta aradığımız şey icraya çalmak için ilk başta aradığımız şey rahatlıktır. O yüzden siz kendi oturuşunuza, gitarı nasıl aldığınıza ve kendi pozisyonunuzu bulup kendi rahatlığınızı bulmak zorundasınız. O yüzden söylüyorum. Bunlar benim gerçeklerim. Sizde işlemeyebilir. O yüzden sizler arayıp bulmanız gerekiyor. Elinizi buraya koymazsınız da biraz buraya koyarsınız. Gitarın tensiyonuyla alakalıdır. Ama sesi, aradığınız ses kafanızda olursa onu bir şekilde arar bulursunuz. Gitar tansiyonlu bir gitar da olsa, yumuşak bir gitar olsa elinizi buraya koyabilirsiniz. Biraz daha buraya koyabilirsiniz. O sesi bulursunuz. Aramakla alakalı bir şey. Pozisyonumuz bu arkadaşlar. Karşıdan da bakıyoruz. Pozisyonumuz bu. Şimdi gördüğünüz gibi burada baş parmak dışarıda. Flamenco gitarda birçok teknikte baş parmak dışarıdadır. Sadece pulgar yani baş parmağı özel tekniklerde baş parmak içeri geçer. Onun dışında baş parmak hep dışarıda çalışır ve yaslanarak çalışır. Özel durumların dışında yaslanarak çalışır. Bu özel durumları göreceğiz. Çünkü özel durum dediğinden nedir? Mesela siz burada R teline vuracaksınız da arpej yapacaksınız da alttan da sol teline vuracaksınızdır. Siz bunu yaslarsanız zaten alttaki sol teline vuramazsınız. Vurup kaldırmanız lazım. O zaman da bileği oynatırsınız. Şimdi önemli bir husus daha var. En mükemmel teknik arkadaşlar en ekonomik olanıdır. O yüzden siz kol yapınızı mümkün olduğunca statik tutmaya çalışın. Mümkün olduğunca az enerji sarf ederek statik bozmadan yani pozisyonu bozmadan parmaklarınızı oynatarak bu işi yapmaya çalışın. Ne kadar az güç sarf ederseniz o kadar az konsantrasyonunuz bozulur. O yüzden biz eğer baş parmağı yaslamak için şu hareketi yapıyorsak pozisyon kaybediyoruz. Yani şu bilek oynadığı için pozisyon kaybediyoruz ve parmakların diğer istemediğimiz tellere çarpma oranı yüksek. O yüzden mümkün olduğunca bu parmakları sabit tutmamız lazım. Kolu sabit tutmamız lazım. Özel durumlar var yine. Her zaman yaslayarak yapılmaz. Alttaki tele yaslarsınız, alttaki telin çalınması gerekiyordur. Kapanmıştır. O zaman çekersiniz. Yaslamazsınız. Ama genel anlamda baş parmak tellere yaslı olarak çalışır. Ve gördüğünüz gibi şurada şöyle bir açı var. Şöyle yapayım görürsünüz. Burada böyle bir açı var. Bu parmaklar böyle değil. Biraz böyle. Ne böyle dik, ne böyle birbirine yapışık. Yuvarlak, ufak bardak tutar gibi. Şöyle bir yuvarlak bir açı var. Ve çalışımız bu şekilde. Önden de gördüğünüz gibi baş parmak genelde yaslı. Alttaki tele yaslı olarak çalışır. Özel durumlarda yaslanmaz. Çekebilirsiniz de. Bu parmakların yaslanması hikayesinde de geri gelmişken söyleyelim. Gerek baş parmak kullanımında gerek pikadolarda birçok teknikte tremolo ve arpej tekniklerinin dışındaki birçok teknikte parmaklar yaslanarak çalışır. Bunun nedeni de gitardan en maksimum sesi çıkartmaktır. Neden en maksimum sesi çıkartmak? Şimdi gitar, flamenco gitar eşlik gitarı olarak doğmuş bir gitar. 1780 yılında şekillenmeye başlamış, 1840'lara doğru da şekil almış, ortaya çıkmış bir enstrüman. Şimdi 1800'lü tarihlerde sahnede iki tane dansçı, üç tane palmas yapan adam, bir şarkı söyleyen bir perküsyoncu, bir tane de gitarist var. O tarihlerde amplifikasyon olmadığı için gitarist zaten kendi sesini duyma ihtimali yok o kargaşada. Öyle olunca da bu gitaristler seslerini duyurabilmek için gitardan en maksimum sesi çıkartmak zorunda kalmışlar ve ona göre onun içinde de kendilerine has bir teknik uygulamışlar. Mesela klasik gitarda melodi yaptığınız zaman çekme tekniğine yaparsınız. Flamenco'da bu böyle yapılmaz. Çekme tekniğiyle yani yapmayız. Biz yaslayarak yaparız. Doğal olarak çok daha yoğun, çok daha güçlü bir ses çıkar. Bunun hikayesi de budur. Flamenco gitarist hayatta kalmak için kendine göre bir teknik icat etmiştir. Ve bu tekniğin felsefesi de gitardan en maksimum sesi çıkartmaktır. Şimdi pozisyonumuz bu dedik. Pozisyonumuz bu dedik. Kolumuz böyle de olabilir. Böyle de yaslayabiliriz. Onu artık siz bulacaksınız. Ama önemli olan şurada arkadaşlar yine ufak bir detay. Ergonomi ile alakalı bir detay. Şu iki omuzun birbirine paralel olmasına, yere paralel olmasına dikkat edin. Şöyle çalmayın. Böyle yarım saat çalarsınız, bir saat çalarsınız, bir saat sonra bir kalkarsınız, topalsınız, yamulmuşsunuz. Rahatlık çok önemli bir şey. O yüzden siz ne kadar rahat olursanız vücudunuz,
sinir sistemi ve kas yapınız da o kadar rahat olacaktır ve icranız, çalmanız da ona göre şekillenecektir. Rahatlığı arayın her zaman. Devam edelim yolumuza. Flamenco gitar teknikleri dediğimiz zaman bizim bahsettiğimiz 5 tane teknik var. Arpej tekniği, tremolo tekniği, picado tekniği, rascaiolo tekniği ve son olarak da pulgar tekniği diyebiliriz. Bunların özel bir sırası yok. Ben kendim sıraladım. Yani özellikle böyle bir sırası yok. 5 tane tekniğimiz var bizim sağ elde kullandığımız. Bu tekniklerden en basiti, en çok kullanılan teknik olan arpej tekniğini şimdi başlayalım, görelim. Arpej tekniği hakkında flamenco ile ilgili söyleyebileceğimiz çok özel bir durum yok. Arpej gitar ailesindeki herhangi bir gitarda nasıl kullanıyorsa da flamenco gitarda aynı şekilde kullanılır. Arpej gitarda da yapılır, arpej piyanoda da yapılır, arpej flütte de yaparsınız, klarnette de yaparsınız. O yüzden arpeje çok fazla zaman harcamak istemiyorum. İsterseniz hemen temel olarak bir göstereyim. Arpej bilmeyen arkadaşlar görmüş olsunlar. Bu arada ufak bir not vereyim. Ben bu videoları beni izleyen kişilerin gitar hakkında temel de olsa bilgileri olduğunu düşünerekten çok fazla detaya girmiyorum. Bu gitarı sıfırdan başlama videosu değildir arkadaşlar. Bu videoları izleyecek kişilerin en azından gitarla alakalı olmuş olması lazım. Yani la minör dediğim zaman ben size tutup la minör akını tek tek göstermeyeceğim bu videolarda. La minör deyip geçeceğim. O yüzden o tür temel bilgilerinizin olduğunu düşünerekten gidiyorum ben. Arpej de onunla alakalı. Gitara başlayan insan, sıfırdan başlayan insanın ilk gösterecek tekniklerden bir tanesi arpejdir. Arpej nedir? Vesaire. Arpej budur. Birçok çeşidi vardır. İncisi vardır, çıkıcısı vardır vesaire vesaire. Flamenco gitarla da aynı şekilde kullanılır. Bu arpejleri parçalardan ayrı göstermenin çok fazla bir anlamı yok. Parçalara geldiği zaman kullanımını görmeniz daha faydalıdır. Ama en azından bu videoları dinleyen arkadaşlar çalışabilecek bir şeylere olsun diye size birkaç makamdan yapılan arpeji göstereyim. Yavaş olarak göstereyim. En azından etüt olarak çalışabilirsiniz. En azından akor sistemini, akorların nasıl çalıştığını ve akorlarda nasıl arpejler yapacağınızı görürsünüz. İşte Solea makamını da görürsünüz. Allegrias da görürsünüz. Tangos da görürsünüz. Bu üç makam üzerinden çalacağım size. Bunları etüt olarak da kullanabilirsiniz. Onun dışında arpej hakkında söylenecek çok fazla bir bilgi yok flamenco gitarda. Mesela buna geçmeden önce arpejler her makamın ritmik yapısına göre değişir. Genelde kombine edilir. Altılı bir arpej yaparsınız, araya bir ligado melodi yaparsınız, diğer bir arpeje geçersiniz gibi. Şimdi görelim mesela bunu. Soleares makamı. Solea veya Soleares makamı. Soleares dediğimiz zaman bizim modumuz mi modu. Karar akarımız mi majör bemol 9'u demiştik. İlk videoyu izlemeyenler varsa ilk videoyu izlesinler. Çünkü bu ikinci video neticede bunların hepsi bir zincir, halka. İlk videoyu izleyin. Biz şu anda mi flamenco modundayız. Soleares çalıyoruz. Bir arpej yapalım. Tekrar yapıyorum yavaş. Pardon. Diğer bir arpej. Bunlar çok standart Soleares akorlarının, Soleares makamının giriş arpejleridir. Diğer bir arpej. Şimdi bu iki arpeji inceleyelim. İlk arpejde ne yaptık? Aşağıdan yukarıya doğru bir arpej var. P, A, M, I. Olarak 4 nota. Ligado, do majör. Ligado. Diye çekeriz. Diğer arpej. Diğer arpej altılı. İnici ve çıkışlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nota. Ve daha sonra ligado.
burada bir arpej ve ligado. Bunları YouTube'da bildiğim kadarıyla bir tuş var. Tuşa basıyorsunuz, daha yavaşlatma imkanınız var. Oradan isterseniz daha yavaş da çalabilirsiniz. Bu bir Soler makamının girişinde kullanılan tipik bir arpejdir. Gördüğünüz gibi ilk önce bir altılı, inişli çıkışlı bir arpej yaptım. Bunu ligado ile bağladım. Sonra do majör akoruna basıp oradan yine bir altılı arpej yaptım. Ligado. Sonra bu akoru bastım. Fa, la, re. Ligado. Ligado. Arpej aşağıdan. Bu hızlı çalındığı zaman şu karşımıza çıkar. Başka bir makamdan yapalım. Allegrias makamı. Allegrias makamı ne demiştik? Mi majördan çalınan makamdır. Mi, bunun çekeni si majör dominant akorudur. Majör dominant akorudur. Ve mi'dir. Buradan arpejimiz nasıl? Mesela alttan başlayan arpeji, yani yukarı doğru çıkan arpeji yapalım. B, A, M, I. Çalışabilirsiniz dediğim gibi. Bunun tersini de yapabiliriz. Yani aşağıdan yukarı çıkan B A M I yer B A M I B A M I yerine B I M A yapabiliriz. O zaman da karşımıza şu çıkar. Bunun inici ve çıkışlı olanı vardır. O da P, I, M, A, M, I yaparız. Yani arpej hızlandığı zaman şu olur. İlk versiyonumuzu yapalım. Burada diğer tangos makamındaki arpeje geçmeden önce kapımız nerede? Ufak bir detay vereyim. Az önce biz buradan çaldık. Gördüğünüz gibi benim parmaklarım açıldı bayağı. Uzun zamandır bu işi yapınca işte parmaklar otomatikman açılmış durumda. Ama bu işi yeni yapan arkadaşların şu, belki bu parmakları açması zor. Ufak bir tiyo vereyim ben size. Kapoyu alıyorsunuz arkadaşlar. 5. perdeye takıyorsunuz. Biz yine gitar buradan başlıyormuş gibi mi majör tonundayız. Mi, si majör dominant akor, mi. Arpejimiz yine aynı. Ne oldu? Burada perdeler yakınlaştığı için bu pozisyonda parmaklarınızı açmanız daha kolay. Aynısını yapıyorsunuz. Baktınız burada yapıyorsunuz. Parmaklarınızın açmanızda bir sorun yok. İkinci gün veya üçüncü gün artık ne kadar çalışmanızla alakalı.
Kapoyu 5'e değil 4'e takarsınız, tekrar yaparsınız. 2 hafta sonra bakmışsınız açılmış, 3'e takarsınız. Progresif olarak çalışın söylemek istediğim. Yani siz burada eğer açamıyorsanız bu parmakları otomatikman buradaki 5. perdeye, 6. perdeye takabilirsiniz ki bu perdeler ne kadar gelirseniz buraya o kadar ufaldığı için parmaklarınızı açmanız daha kolay olur. Eğer burada yapmayı başarırsanız, bütün sesleri temiz alarak yapmayı başarırsanız kapıyı bir tane geri takarsınız. O zaman perdeler biraz daha açılır, egzersiz olmuş olur. Bu işlerin hepsi, bu olsun, başkası olsun, yeni parça çalışmak olsun, yeni parça çıkartmak olsun, bir teknik çalışmak olsun, sıfırdan öğrendiğiniz her şeyi arkadaşlar, yavaş çalışın. Bu çok önemli bir detay. Yavaş yaparak, yavaş çalarak yapamadığınız bir şeyi hızlı zaten asla yapamazsınız. 100 kere yaparsınız, şansınız yaver gider, ikisini tutturursunuz. Ama bu iş şansla alakalı değil, bir iş değil. Bu iş düşünerek yapmakla alakalı bir iş. Bastığınız her notayı düşünerek basın. Pozisyonların hepsini düşünerek yapın. Hareketlerinizin hepsini düşünerek yapın. O yüzden söylemek istediğim şey, ben biliyorum şimdi bir insan yeni bir şey öğrendiği zaman hemen onu çalmaya çalışıyor ama kendinizi dizginlemeniz lazım o anlamda. Hızlı çalarak, ilk başta hızlı çalarak, hızlı çalışarak, çalmaya çalışarak kazanacağınız tek şey parmaklarınızı kirletmek olur. Yani yanlış çalmayı öğrenmek olur. Ve hiçbir şeyde kazanamazsınız. Topal yürümeyi öğrenirsiniz sadece. O yüzden sabırlı olup her şeyi yavaş çalışın. Düşünerek çalışın. Bu da böyle bir şey. Bu jimnastik salonuna gitmek gibi. Siz jimnastik salonuna gidersiniz. Bir haftada ilk günde 100 kilo kaldırmaya çalışırsınız. Kaldırmaya çalışırsınız belki ama belki kaldırırsınız ama vücut kaldırmaz, bir hafta yatarsınız. O zaman yapmanız gereken nedir? İlk gün 10 kilo kaldıracaksınız. 2 gün sonra işte 20 kilo kaldıracaksınız gibi progresif bir bakmışsınız. 2 hafta sonra 100 kiloyu kaldırıyorsunuz. Vücut da kaldırır. Bu tamamen aynı bir şey. Progresif çalışın. Yavaş yavaş yükselterek çalışın. Bu arpejle alakalı dedim işte, açamadığınız pozisyonlarda burası olsun, bu teknik olsun, bu gösterdiğim bu arpej olsun veya herhangi bir şeyde eğer etüt çalışacaksanız, bir şey yapamıyorsanız kapoyu takın, kapoyla çalışın. Burası daha kolaydır çalması. Bunu yaptıktan sonra kapoyu bir geri alın, bir geri alın, tekrar çalışın. O zaman parmaklar biraz daha açılır. Ufak milimetrik olay bunlar. Ama milimetrik olayların hayati önemi var enstrüman çalmakta. Sonra bakmışsınız, yavaş yavaş progresif olarak bakmışsınız, 2 hafta sonra bunu kaposuz çalabiliyorsunuz. Parmaklarınız da açılmayı öğrenmiş, işlev yapmayı öğrenmiş. Bu püf noktadır. Dikkat edin buna. Şimdi gelelim arpejle alakalı diğer bir makam olan söyleyebileceğimiz, çalabileceğimiz tangos makamına geçebiliriz mesela. Tangos makamında ne demiştik? Tangos makamı ortadan çalma olan, yani La Flamenco modundan çalınan bir makamdır. Bu akor sisteminin akorları nasıl değiştiğini armoni dersinde göstereceğiz. Ben şu anda size, şu anda basacağım akorlar standart Endülüs kadansı akoru değil. Yani La üzerinden Re minör, Do majör, Si bemol majör, La majör akoru değil. Bu akorlar değişmiş halini basacağım. Daha sonra armoni dersinde bunların nasıl değiştiğini anlatacağız. Bizim şu andaki hedefimiz akorlar üzerinden arpejlerin nasıl yürüdüğünü görmek. Ve bundan da siz etüt olarak bir şeyler çıkartabilir, çalışabilirsiniz. Tangos. 4 dörtlük bir makam. Çalıyoruz. P, A, M, I. P, A, M, I. P, A, M, I diye gidiyor. Yani. Bitişini bir kenara bırakalım. Bitişlerde, bitişleri ritim kısmına geldiğimizde göreceğiz. Siz bunu arpejlerin nasıl işlediğini etüt olarak da çalışabilmeniz için gösteriyorum. Tekrar yapıyorum yavaş. Bu iki parmağımız sabit, gördüğünüz gibi Re ve Si bemol notalarına basmış durumdayız. Ligado. Son vuruş ne olursa olsun önemli değil. Akorumuzu basıyoruz ama. Bu hızlı çalındığı zaman bu
arpejlerle alakalı ufak etütler en azından görmenizi istedim. Flamenco'da nasıl çalışıyor bu arpejler diye. Bunun en güzeli parçalar üzerinde görmek. Çünkü arpejleri tek başına böyle anlatmanın çok fazla bir anlamı yok. Çünkü arpej tekniği çok basit bir teknik. Flamenco'da da kullanımı, bütün gitarlarda kullanımı gibi bir şey. Bütün hikaye sol elde bastığımız akorlar. Onları da armoni dersinde geldiğimizde göreceğiz. Arpejlerin kullanımı bu şekilde. Şimdi isterseniz ikinci bir teknik olan tremolo tekniğine geçelim. Tremolo tekniği mesela klasik gitarda 4 notadır. Fakat flamenco gitarda bizim tremolomuz 5 notadır. Yani nasıl olur? Parmaklarımız sırasıyla şöyle. P, I, A, M, I. Şöyle göstereyim. P, I, M, A. Pardon. P, I, A, M, I. P, I, A, M, I. Bu hızlanınca şu olur. Mesela buradan bir tremolo çalalım. Ne tremolosu çalabiliriz? Sabicas'ın Alegrias makamında Campina Andaluza adlı eserinden bir tremolo çalalım. Mesela. Tarantas makamında bir yer peşi, bir tremolo. Mesela bu iki tane örnek tremolo için verilebilecek örneklerden. Şimdi az önce dediğim gibi bu da yine yavaş çalışarak başlamanız gereken tekniklerden bir tanesi. Bütün tekniklerin olduğu gibi. Bunu oturup da siz hızlı çalmaya çalışmayın. Çünkü az önce de bahsettim. Çok fazla hayrınız olacak bir şey kazanmazsınız. Tam tersi tersiniz olur. Yani dezavantajınız olur. Mesela basit bir etüt vereyim çalışmanız için. Gitarı şöyle kaldırayım göresiniz. Yukarıdaki Mi, La, Re tellerini sıralı olarak kullanarak alttaki sadece ilk teli üzerinde tremolo yaparak bu etütü yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz ve yavaş yapın. Metronomlu yapmaya çalışın. Ta, ta. Daha sonra bunu ikinci telde yapın. Bu iki metodu çalışabilirsiniz. Daha sonraki tekniklerle alakalı parçalara geldiğimiz zaman, bu işin en güzeli parçalara geldiğimiz zaman çalışmanız. Bu etütleri. Dediğim gibi en başta ben beni izleyen kişilerin flamenco gitar hakkında 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Gitar hakkında, flamenco hakkında 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Bilgi sahibi olmayan insanlar varsa bu ufak etütleri, bu örnekleri etüt olarak kullanıp başlayabilirler bu konuya. Tremolo konusu böyle. Şimdi gelelim diğer bir tekniğimize. O tekniği de anlattıktan sonra bu videoyu bitirelim. Çünkü uzun olmaya başladı video. Hemen rascayado tekniğine gelelim.
Rascuala tekniği arkadaşlar muhteşem bir tekniktir. Flamenco gitarı dünyadaki bütün enstrümanlardan farklı yapan tekniklerden bir tanesidir ve en önemlisidir. Özellikle flamenco gitarı klasik gitardan tamamen farklı yapan en yegane tekniktir rascuala. O da şudur. Bunun değişik çeşitleri vardır. Bunun böylesi vardır. Yani neticede bizim yaptığımız ritim yapmak. Hemen bunun hakkında bir bilgi vereyim. Rascar fiili yani rascaiado tekniği rascar fiilinden gelir. Rascar fiili de arkadaşlar Türkçesi kaşımaktır. Evet. Çok enteresan bir şey yok. Aynen böyle kaşımaktır. Rascar fiili. Az önce de söylediğim diğer videolarda da söyledim. Bu gitarın, bu tekniklerin icat eden insanların kendine göre geliştirdiği bir dil var, bir terminoloji var. Bu terminolojilerden bir tanesi de rascar fiili mesela. Yani kaşımak. Gitarı biz kaşıyoruz o anlamda. Burada önemli bir şey var. Bu tekniği göstermeden önce nasıl yapıldığından ziyade şöyle yapılmadığını söyleyeyim hemen. Şimdi buradan şöyle yapayım göresiniz. Biz bunu böyle yaparken fark ettiniz siz de. Tellere vurup geçiyoruz. Şu tellere gitara doğru vurma olmaz. Gitara doğru vurursanız böyle teller çatlar. Rascuala böyle masaya vurulur gibi değil. Tellere sürtünür ve geçer. Ve bunu çalışırken yine tremolo tekniğinde olduğu gibi metronomu çalışmaya bakın. Mesela bunun çeşitlerini gösterelim. Dörtlü olan rascaiado'lar. Baş parmağımızı yukarı tele yaslıyoruz. Her zaman tele yaslanması lazım bu teknikte baş parmağın. Ve benim size ilk olarak bu işi daha önce yapmamış arkadaşların parmaklara güç kazandırması için ve parmakların her birine autonom yani her birine kendi yetkisini vermesi için, kendi bağımsızlığını her parmağa bağımsız hareket etmesi için yeti kazandırmak için arkadaşlar benim size tavsiyem şu üç parmağınızı buradaki baş parmağı yaslı olarak çıkartın. Buraya koyduk. Gördüğünüz gibi biz buradan çıkartıyoruz. A parmağını dörtlü rascaiado. 1, 2, 3, dördüncü ise I parmağıyla yukarı çekiyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, pardon. 1, 2, 3, 4, 1. Bunu böyle çalışın. Ve dediğim gibi bu parmaklarınızı baş parmağa yaslayın ki gördüğünüz gibi burada bir tansiyon var. Yani birisi yayı germiş, oku atacak gibi bir tansiyon var burada ve siz bu parmakları bıraktığınız zaman o parmak yaydan çıkan ok gibi. Ve o parmağı tek başına kontrol edebiliyorsunuz. Eğer yapmadan yaparsanız bu parmağı kontrol etmeniz ilk etapta zor olabilir. O yüzden parmaklara güç kazandırman için benim size tavsiye ettiğim baş parmağı yastı olarak çıkartın ilk etapta. Böyle öğrenin. Daha sonra ben çaldığım zaman beni görmezsiniz. Böyle yapmam. Çok nadirdir. Genelde buradan çıkar. Arkadan çıkartırım. Rahatlık. Ama bu ben yaklaşık 30 senedir gitar çalıyorum. Yani belli bir aşamaya geldikten sonra ilk önce yapmayı daha sonra unutmayı öğreniyoruz arkadaşlar ve o bilgiler zaten kendi kendine yerine oturuyor. Siz ilk etapta benim yaptığım gibi rascaiado'yu ben böyle yaparım mesela yerine göre burada yasladığım da olur ama siz onları örnek almayın. Benim dediğimi yapın. Bu parmağı buraya yastı olarak çıkartın. Şu şekilde. 1, 2, 3. Şimdi biz yukarıdan aşağı inenleri görelim. 4'lü olan. 1, 2, 3, 4. Metronomlu. Tak, 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 tak. Bunun beşlisi var. Serçe parmakla başlar. Ufak bir not. Serçe parmak sadece rascaiado tekniğinde kullanılır flamenco gitarda. Başka hiçbir teknikte kullanılmaz. Hiçbir işe yaramaz serçe parmak. Sadece rascaiado kullanılır. O da 4-5 sesli rascaiado. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapayım. 1. Şöyle göresiniz. 1, 2. Ben böyle çıkartıyorum. Hepsini baş parmağa topluyorum. Şurada böyle gerilmiş durumdalar. Pat atış yapıyorum. Bunları da siz böyle çalışın ilk etapta. 3, 4 ve metronom 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gibi.
dörtlüsü. Tekrar dönüyorum. Vesaire. Bunun tam tersi de var. Yine dörtlü olan. İ parmağıyla başlayan aşağıdan. Bir. Sonra A. Sonra M. Sonra İ parmağıyla biten. Yani. Bunun yine beşlisi var. İ ile başlayıp bir. Sonra serçe parmakla devam eden. İ, serçe parmak, A parmağı, M parmağı, İ parmağı. İ, A, M, pardon, İ, A, İ, serçe, A, M, İ parmağı. Yani. Vesaire. Bunun 3-6 vuruş olanı var. İ ve A parmağıyla yapılan. Yani şu. İ, A, İ. Aşağıdan başlıyor. İ, A, İ, İ, A, İ. Yani bir vuruşta sızlama. Gibi. Bunların hepsini etüt olarak kullanabilirsiniz dediğim gibi. 1, 2, 3, 4. Yaslıyorsunuz baş parmağı. Bütün parmakları ok atar gibi, yaya germiş gibi çıkartıyorsunuz teker teker, yavaş yavaş. 1, 2, 3, 4 veya tam tersi. 1, 2, 3, 4, 1. Aşağıdan indiğiniz zaman, aşağıdan yukarı çıktığınız zaman iyice çıkıyorsunuz. Direkt parmakları topluyorsunuz hemen. Vesaire. Bunun beşlisini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Serçe parmakla başlayan 1, 2, 3, 4, 5. Tam tersini yapabilirsiniz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Diğer bir rastgele şekli, kendine ait bir ismi olan abenico dediğimiz baş parmak İ ve A parmaklarıyla yapılan var. Yani B, A, İ. B, A, İ, B, A, İ. M parmağı çalışmıyor. Serçe parmak da çalışmıyor. Size çalışıyor gibi görünebilir. Çalışan parmak 3 tane. P, A, İ parmakları. Tabii bu teknikte doğal olarak baş parmağınız buraya yaslı olamıyor. Bunun İ ve M parmağıyla olanı var. Yani P yukarı, M aşağı, P aşağı. Ben buna A parmağını da ekliyorum. Yani M ve A parmağını aynı anda vuruyorum. P, P, M ve A aynı zamanda. Aynı anda. İkisi beraber. Tek M'yi vurmak yerine A'yı vuruyorum. Yani. Gibi bir teknik. Bunların hepsini yavaş çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında Rascalado'ya versiyonu olan teknikler var. Nedir mesela? Bir tane vuruş var. Tak, 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 tak. Veya bir sekizlik vuruş gibi. Tak. Veya şu üç nota, üç vuruş, bir, iki, üç olan tek vuruş gibi duyuluyor ama tak yerine tırt çıkıyor. Yani birçok yerde bunu birçok bitişte kullanılır. Birçok makam bitişinde kullanılır mesela. Bu mesela birçok makamda bitişinde kullanılır. Mesela tangosun bitişinde. Yapayım.
bir vuruş yapıyorum. Tangos makamında ilk vuruşumuz S'tir arkadaşlar. İlk vuruşta bir şey çalınmaz. Yani S. 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 Veya bitiş yapacağımız zaman da bitirebilir. Bunları dediğim gibi bu teknikleri böyle parçalardan ayrı kullanmanın çok fazla bir anlamı yok. Sadece tekniğin ne olduğunu göresiniz veya nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanıldığını göresiniz diye size açıklıyorum. Bunun en güzeli parçalar kısmına geldiğimizde görmeniz, hem parçaya çalışmanız hem de tekniği o parça içerisinde ayrı ayrı çalışmanız daha doğrusu olur. Bu da rastgele tekniğimizle alakalı olan bilgilerdi arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde yine geri kalan picado ve pulgar tekniklerini göreceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.